GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri incelediğimizde özellikle global hisse senetleri piyasalarında, pay piyasasında geriye çekilmelerin etkili olduğunu görüyoruz. Hafta başından itibaren görülen yükselişler yerine bir miktar soluklanma hareketine bırakmış durumda. Burada ABD'den gelecek perakende satışlar ve istihdam talepleri verilerinin öncesinde piyasaların daha temkinli bir tavır sergilemek istediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan yurt içinden açıklanan veriler vardı. Cari açık beklentilerin üzerinde gerçekleşti Aralık ayında ve 2013 genelinde. Bunun dışında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Erdem Başçı'nın bir sunumu vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 2015 yılına kadar enflasyonu %5'e indirebilmek için elindeki tüm araçları kullanacağını ifade etti Merkez Bankası'nın. Pariteler tarafına baktığımızda dolar endeksi ABD'den gelecek veriler öncesinde aşağı yönlü hareketler gösterdi ve bu paralelde diğer paritelerde de genel anlamda gelişmiş ülkelerin paritelerinde etkili olduğunu gördük bu hareketin. Özellikle Euro tarafında Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler daha sert gözlemlendi. Ancak piyasaların birazcık daha temkinli tarafta kalmayı tercih etmeleri nedeniyle dolar Türk lirası paritesinde ise aşağı yönlü hareketler güçlü bir şekilde gözükmedi. Hatta doların bu kısımda seansın Avrupa seansının ikinci yarısına geçilirken yukarı yönlü hareketler gösterdiğini görüyoruz parite tarafında. Günün devamındaki gelişmelere baktığımızda üzerinde durduğumuz gibi bahsettiğimiz gibi çekirdek perakende satışlar, perakende satışlar ve istihdam talepleri verileri özellikle ABD tarafından çok yakından takip edilecek. Bu verilerde satışların Ocak ayında bir miktar düşmüş olmasının beklendiği yani artışın çok fazla olmamışsın beklendiği görülüyor. Bunun sebebi de açıkçası ABD'de çok uzun yıllardır görülen en soğuk kış şartlarının geçerli olması şeklinde ifade edebiliriz. Ee, aynı zamanda bugün saat 5'te beşte... Janet Yellen, FED Başkanı Janet Yellen'ın da açıklamaları e, olması bekleniyordu. Fakat kış koşullarının e, daha sert geçeceği ve kar fırtınası beklentisi nedeniyle Janet Yellen'ın bugün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapması beklenen sunum e, ertelendi. Herhangi bir tarihte, yeni bir tarihte açıklanmadı bununla ilgili. ABD verilerine piyasalar e, odaklanmış durumda diyebiliriz. Tahminlerin daha üzerinde olumlu bir tablo çizecek. E, perakende satış verileri Dolarda bir miktar yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesini sağlayabilir. Tam tersi durumda da satışlar görülebilir ABD'nin para biriminde. İstihdam talepleri verisi yine geçtiğimiz haftaki işsizlik haklarından yararlanmak için başvuran Amerikalıların sayısını gösterecek bize. Yakından takip ediliyor her hafta bildiğimiz gibi. Ve burada da 331 binlik bir beklenti var. Daha sonra saat 5'te işletme stokları verisi gelecek. %0.4'lük bir beklenti var artış olması yönünde. Tahminlerin üzerinde bir artış olması olumsuz algılanabilecekken satışların azaldığı yönünde değerlendirilebilecekken stokların azaldığı ya da artışın daha düşük miktarda olduğu yönündeki bir veri ise Burada olumlu algılanabilir. Son olarak ise saat 20'de bugün ABD devlet hazinesinin 30 yıllık tahvil ihracı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor olacak. Haftanın önemli verilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz perakende satışların. Hem çekirdek perakende satışlar hem de otomobil satışlarının da dahil edilerek hesaplandığı perakende satışlar verisi dikkatle takip ediliyor olacak genel anlamda gün içerisindeki devamındaki e, temel e, makroekonomik gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz herkese başarılı işlemler diliyorum.